Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhaba. klasifik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün dileyelim. Hemen e, konu başlığımız olan İsviçre'deki bu döviz hamlesiyle başlayacağız. Ardından da bütün soruları yanıtlayacağız. Teker teker ilerleyeceğiz. E, Tabi biliyorsunuz daha önce her zaman e, yapmış olduğumuz gibi düzeni bozmadan belirli bir olay örgüsüyle ilerlemeye çalışacağız. Şimdi İsviçre'nin özellikle Euro üzerinden bir rahatsızlığı olduğunu söylemiştik. Daha önce bu konu üzerinde durmuştuk ve Euro İsviçre frangında özellikle yükseliş beklentimizi aktarmıştık. Bir ölçüde tabi bunun Fayda sağladığını söyleyebiliriz. Bir miktar daha tabii ki yükselişin gerçekleşmesi gerekiyor diye de aktarmıştık. Bu noktada dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar e, nasıl bir ilerleme sağlayacağıydı. E, bununla alakalı yapılan açıklamalar e, özellikle Frank'ı zayıflatmaya yönelik müdahaleler e, devam ediyor gibi görünüyor. E, tam karşılığına baktığımız takdirde e, İsviçre Merkez Bankası 22 Mayıs itibariyle 680 milyar franka e, çıkarak e, rekor kırmış durumda. Burada bankanın e, tabii ki vadesiz mevduat miktarını arttırdığı görülüyor. 6.4 milyar franklık bir artış var. Yani hemen hemen 6.6 milyar dolar civarında bir artıştan bahsediyoruz. E, bunun da son bulacağını düşünmüyoruz. Daha önce konuştuğumuz bir e, konuydu bu bildiğiniz üzere. Daha fazla hamlenin yapılmasını bekliyoruz Özellikle e, Şurada Yukarı yönlü seyrin devamı ile beraber faiz kararından sonra e, Daha fazla yükselişle beraber 1.1055'lere doğru Seyrin genişleme ihtimalinden bahsetmiştik e, Burada Tabii ki aktarmış olduğumuz bu seviyenin Sebebi daha önce konuştuğumuz gibi e, Özellikle ve özellikle Virüs öncesindeki döneme dönüş yapmak isteyecek mi acaba? E, düşüncesinden kaynaklıydı. E, burada tabii ki 1.155'ler 55'ler hedeflenebilir ama uzun vadede bu tarz bir hedefin e, Çok psikoloji zorlayacağını söyleyebiliriz. Euro İsviçre frangı için bu durum Tabii ki e, çok şaşırtıcı bir görüntü değil ama e, Diğer para birimleri karşısındaki e, durumuna da bir bakmamız lazım. İsviçre frangı biliyorsunuz çok volatil bir para birimi değil. Bununla beraber tabii ki genel hatlarıyla güvenli liman talebi görüyor olması sebebiyle de dikkat edilmesi gereken bir para birimi. Özellikle yen ile olan uyumu tedbirli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa'da euronun kayıplarından ne kadar rahatsız olunduğunu da, İsviçre bazında inceleyebilirsek diğer ülkeler tarafında da ne kadar hissedilebilir bir problem olduğunu görebileceğiz. Hane halkı belki bundan çok ciddi oranda etkilenmiyordur. Belki bu durum vatandaşı rahatsız etmiyordur. Ama sonuç itibariyle hükümetleri yönetimleri negatif etkilediği kesin burada. İhracat ve ithalat dengesini etkileyen bazı unsurlar var. Yine aynı şekilde sadece fiziki olarak değil dijital olarak da aynı zamanda ticareti etkileyen negatif bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Euronun kayıplarından Trump'ın da rahatsız olduğunu geçtiğimiz dönemlerde görmüştük. Son dönemlerde tabii seçime yönelik güçlü dolardan bahsederken, ee, geçmiş söylemlerinin tam tersini aktarmış oluyor ama yine de İsviçre Frangının bu görüntüsü Avrupa'nın e, genel e, görüntüsüyle bağlantılı bir şekilde tedbirli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bu kayıpların tabii ki Euro dolar tarafında da hissedildiğini biliyoruz. Ee, doğal olarak daha önceki söylemlerimizi tekrarlayabileceğimiz bir görüntüyle karşı karşıyayız şu anda. Euro kazanımı gördüğünüz gibi söz konusu ee, 1.09.25'in üzerine taşınmış durumdayız. Hedefimiz 1.09.90 olacak ve 1.09.90'dan yine satış fırsatı değerlendirilebilir. Eğer e, ana senaryonun değişmediğini hatırlarsak e, siyasi ve politik bir gelişmeyle beraber bir değişim e, yaşanırsa o zaman e, özellikle euro dolar tarafında 1.1038'in üstüne 1.1078'leri daha sonra 1.1078'lerden sonra 1.1109, 10, 1.1145 gibi Kademeleri hedefliyor olacağız ama e, Şimdilik siyasi politik gelişmeler Doların daha fazla değer kazanımı göstereceğini Bize Söylüyor doğal olarak 1.0990'lardan e, Dolar tarafına geçmek e, Sağlıklı olabilir Sterlin dolar tarafına bakıyorum hemen burada da Dolar aleyhine fiyatlama gözlemleniyor. 1.2359 kademesine doğru seyrin genişleme ihtimali söz konusu olabilir. Tedbirli bir şekilde takip edeceğiz. Yukarı yönlü seyrin tabii ki yine euro dolarda olduğu gibi satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini unutmamakta fayda var. E, bu iki para birimi üzerinden ilerlememizi sağlıyorken euro sterlin tarafında da e, Tabii ki çok farklı bir görüntüden bahsedemeyiz bakın beklediğimiz geri çekilmeyi gösteriyoruz e, Dördüncü işlem günündeyiz aşağı yönlü ilerlediğimiz Ama 0.8888'e doğru e, Derinleşmenin daha fazla yaşanması gerekiyor. Daha önce konuşmuştuk. Hatta altına da 88-64'e doğru da bir deneme gerçekleşebilir demiştik. Bu görüntü içerisinde tedbirli bir alan yaratmakta fayda var diyebiliriz. Şimdi... Altın tarafında bir miktar geri çekilmenin görülebileceği bir senaryonun içerisindeyiz. Ee, bu konu yanlış anlaşılmaması gereken bir konu. Bakın e, tekrar hatırlatıyorum. Eğer e, gümüşle olan uyumunu incelediysek. Daha önce yayınlarımızda defalarca gösterdim. Bu sebeple bir kez daha göstermeyeceğim ama. E, bu uyumun içerisinde ya altının bir miktar düşüş göstermesi gerekiyor. Ya da gümüşün daha sert yükseliş göstermesi gerekiyor. Şimdi bu görüntünün çok doğal olarak altında yükseliş beklentisi orta ve uzun vadede devam ettiği için gümüşün daha sert yükseliş gösterme ihtimali kuvvetli olan senaryo. O iki senaryo içerisinde. Ama yine de göz ardı etmemeniz gereken 1725-1693 kademeleri var. Buraya doğru sarkmalar gözlemlenebilir. Yine de ee, tekrar söylüyorum yukarı yönlü potansiyel çok çok kuvvetli aşı bulunsa da ruhullah bey e, yukarı yönlü potansiyelimizi korumaya devam edeceğiz bir miktar düşüş gösterebiliriz evet e, ama dediğim gibi 1693 üzerlerindeysek yani 1700 dolar civarındaysak zaten potansiyelimizde pro problem e, söz konusu değil diyebiliyoruz e, zaten defalarca denedik 1677'yi. Kıramadık ee, ve bu bizim potansiyelimizi yukarıya taşımamıza 1693'e doğru e, Taşımamıza sebebiyet verdi ee, Bülent Bey dövizlerin tamamı diyebiliyorum. Yani Orada e, binde 2'den yüzde 1'e çekilmiş bir görüntü var ee, Tabii ki bütün yabancı yatırımcıları etkileyecek olan, yine bütün dövizleri etkileyecek olan bir konu. Döviz başlığı altında sunuldu diye hatırlıyorum. Dolar değil diye biliyorum. Euro ve Sterlin'de dahil olmak üzere döviz birimleri üzerinden bu vergilendirme getirildi diye hatırlıyorum. Eğer bir yanlışım varsa düzeltin lütfen. Binde 2'den de bu arada %1'e çekilmesi hakkında... Ee, görüşlerimizi biraz sonra aktarayım ben Bu konuları bir tamamlayayım Hemen oraya geçiş sağlayacağız Bakın gümüş tarafında da e, Yine aynı e, görüntüden bahsedebiliriz 17'nin üzerinde tutunduk Bunun potansiyelimizi arttırdığını söylemiştik 17.52'ye doğru seyrin genişleme ihtimali kuvvetli ee, 17.52-17.75 bandına doğru seyrin genişleme ihtimali kuvvetli Bülent Bey emin değilim çünkü konuyla alakalı sadece bir kez okuyup geçiyorum yani daha doğrusu Türkiye ile alakalı gelişmeleri bir kez okuyup geçiyorum orada açıkçası çok büyük değişimler olmadığı sürece detaylara takılmıyorum daha önce çünkü şöyle bir cevap vermiştim hatırlarsanız belki bu tarz vergilerin yükseltilmiş olması yani Euroda sterlinde dolarda altında işte valörün getirilmiş olması gibi durumlar e, bizim ülkemiz adına şaşırtıcı değil maliyet arttırıcı ama e, bu sadece e, bazı durumlardan kaçınmanıza sebebiyet veriyor. Yani dijital olarak almayabilirsiniz ama e, fiziki olarak bunu alabilirsiniz piyasada e, bu tarz işlemleri yapmanızı. E, Sonuç itibariyle devletin engelleme ihtimali çok daha düşük Daha önce de benim Söylemek istediğim buydu Özellikle dijital olarak bankalardan alım-satım işlemlerinize müdahale edilebilir Altınla alakalı zaten bütün dünyada şu anda bu konuşuluyor Altın alımlarının sınırlandırılması Fazla talebin oluşmasının sınırlandırılması konuşuluyor Bu gerçekleştirilebilir mi ondan Orası tartışılır emin değilim çok büyük bir e, finansal piyasalar için şok etkisi yaratır e, onu unutmamakta fayda var ama e, tekrar söylüyorum e, çok Türkiye'yi etkileyen bir durum değil yani döviz bürosundan yine alabilirsiniz kuyumcudan yine işleminizi yapabilirsiniz ve dünya piyasası artık bu tarz ilkel e, olaylardan çok uzaklaştı e, yani Forex piyasasından işlem yapabiliyorsunuz sonuç itibariyle eğer amaç kazanç sağlamaksa eğer amaç Amacınız e, Kendi işiniz Kendi mesleğiniz değilse Zaten sizde alıkoyamazlar e, Bu sebeple Tedbirli bir şekilde e, ilerlediğimiz takdirde yani o haberleri ki ben de bu sebeple zaten Sadece bir kez okuyup geçiyorum yani büyük ihtimalle ee, gördüğünüz gibi birkaç ay, ay içerisinde bir yenisi geliyor, bir karar alınıyor, bir hafta sonra yenisi fiyatlanmaya başlıyor. Artık okumamayı tercih etmeye başladık. Ee, geçici unsurlar olduğu için daha kalıcı unsurlar var. Şimdi Ayhan Bey'in de mesela sormuş olduğu gibi e, İsviçre Merkez Bankası mesela dövizden rahatsız olduğunu, e, Euro İsviçre Frangı e, görüntüsünden rahatsız olduğunu ve İsviçre Frangına Değer kaybı yaşatmak istediklerini söylemişlerdi. Çünkü euro çok fazla değer kaybediyordu. Bununla alakalı hamlelerini yaptılar ve bir buçuk ay boyunca hamlenin devam edeceğini söylemiştik. Bakın üzerinden iki hafta geçti. Önümüzde daha 22 gün civarında bir görüntü var. Hala. Merkez Bankası İsviçre Merkez Bankası hamlelerini yapmaya devam ediyor ki bununla beraber de Avrupa Merkez Bankası'ndan da yine kalıcı hamleler gelecek yani maalesef ülkemizde çok kalıcı görüntü olmadığı için de okuyup geçin zaten e, bu vergilendirme ile alakalı ki sizin altın alımınızla alakalı Bu arada Bülent Bey e, Tabii ki çok büyük e, miktarlar olması sebebiyle e, önem arz ediyor ama e, sizi engelleyen bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Çok daha farklı e, seçenekler var. Bu sebeple zaten forex piyasasında daha fazla işlem yapmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi dolar TL tarafına geçiş yapalım. Hazır Türkiye'den bahsetmişken e, bayram sebebiyle tabii ki volatilite çok düşük, 6.80 civarında seyretmeye devam ediyoruz. Doların kayıpları global olarak. Yaşanırken bir taraftan e, geri çekilmemizin de 675'e doğru derinleşme ihtimali hemen ardından 672 hedeflenebileceğini söyleyebiliriz. E, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında doların kaybı devam ederken tabii ki e, tedbirli olmak gerekiyor. Burada Amerika ile Çin gerginliğinden bahsettik, Hong Kong problemlerinden bahsettik. Gördüğünüz gibi Meksika pesosu 22.15'e doğru düşüş göstermiş durumda. Önemli bir fırsat e, yaratıyor e, ki daha fazla da hacimlenmeye başladı. Burası biraz e, tabii ki korkutucu ama e, alım fırsatı için oldukça iyi bir kademe olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Güney Afrika randı içinde... E, benzer bir durumdan bahsedebiliriz. Burada geri çekilmelerin devamında 17-23'ün önemli bir alım fırsatı olabileceğini aktarabiliriz. Aşırı satım bölgesine giriş yaptık ve biraz yataylaşmaya ihtiyacımız var. Yataylaştıktan sonra çok daha önemli bir kademe alışı gerçekleştirebilirsiniz. Miktarı arttırabilirsiniz. Daha önceki küçük kademelerden sonra bu kez daha büyük bir kademe alınabilecek noktaya doğru ilerliyoruz. Bu 3 paritede de. Dolar TL tarafında sadece dediğim gibi biraz farklı bir görüntü var. Kısıtlayıcı bir görüntü var. Onu söyleyebiliriz. Vergilendirmeler, valör ve çeşitli hamleler yabancı... E, yatırımcıları negatif etkilemeye devam edecektir. Zaten bir tutam kaldı elimizde onu da kaybedersek e, volatilite arttırıcı bir görüntü oluşturacaktır. E, burası net volatilite arttıktan sonra e, artık her bir girişte çok daha büyük problem yaşayacağız. Yani e, bu Şeker hastalığı gibi düşünebilirsiniz uzun bir süre boyunca hiç şeker tüketmeden e, ya da işte nişasta içerikli herhangi bir şey tüketmeden e, bir diyet programı uyguladıktan sonra bir anda e, kavanozla bal yediğinizi düşünün. ya Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalma ihtimali de söz konusu Türkiye piyasasının uzun vadede tabii ki bu gerçekleşebilir bir görüntü 2018'de bunu söylediğimizde. Ee, önümüzdeki dönemlerde tedbirli olmamız gerekiyor dediğimizde e, gördüğünüz gibi 2020'de bunu yaşadık. E, Tabi dediğim gibi birkaç sene içerisinde de yaşanabilir. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de yaşanabilir. Bu Merkez Bankası'nın ne kadar daha sürdürülebilir bir politika izleyeceği e, konusunda değişiklik gösterir. Şimdi endeksler tarafına bir bakalım. Ee, Hong Kong konusu biliyorsunuz endeksleri çok negatif etkiledi. Ve tabii ki e, bu negatifliğin içerisinden hemen hızlı bir şekilde çıkış gösterdik. S&P beklediğimiz gibi 3000'in üzerine taşındı. Artık e, yukarı yönlü fiyat hareketinin e, devam edeceği e, düşüncesine yönelik biraz daha farklı bir senaryodan bahsedeceğiz. Bakın vadeyi ortadan kaldırıyorum e, ve endeksin doğal görüntüsünü alıyorum. Bakın şu anda bu dünkü kapanış e, şuralarda seyrediyoruz. E, gördüğünüz gibi 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine taşınmış olduk. Haftalık kapanışı eğer 3000'in üzerinde yaparsak e, çok daha ciddi bir potansiyel yakalayacağız. 50 periyotluk hareketli ortalamamızda arkadan yukarıya doğru ivmelenmeye başlayacak ve haftalık kapanışları 3000'in üzerinde yaptıkça yukarı yönlü potansiyelimiz artarak devam edecek. 3393'e doğru seyrimizin genişleme ihtimali kuvvetlenecek. Burada e, tabii ki DAX e, çok büyük önem arz ediyor. Almanya'da hem e, Lufthansa ile alakalı gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Onaylandı. E, bununla beraber e, daha önce yüzlerce kez konuştuğumuz e, Volkswagen'ın yine durumu e, kesinleşmiş oldu. Tazminat ödeyecekler. E, 11.578'e doğru seyrin genişleme ihtimali DAX tarafında kuvvetli ve daha fazlasının da gelme ihtimali 12.200 lira doğru yükselişlerin devam etme ihtimali oldukça kuvvetli bir senaryo. Şimdi hangi endeks alım için en doğru ya da en sağlıklı şöyle söyleyelim. Birincisi ben çok fazla DAX tarafında büyük bir fırsat oluşmadığı sürece işlem yapma taraftarı değilim. Kendi açımdan söylüyorum. Eğer siz volatiliteye hızlı fiyat hareketliliklerine ve çok e, sert fiyat değişimlerine e, karşı problem yaşamıyorsanız kullanabilirsiniz. Çok ciddi kazanç verir. Çoğu zaman da zaten vermiş olduğu 1-3 e, günlük beklentiler e, genel hatlarıyla da karşılanır. Büyük ölçüde. E, ama benim gibi çok çabuk sinirlenebilen, çok çabuk e, pes edebilen bir insansanız mümkünse eğer S&P üzerinden ilerlemeye çalışın. E, ya da Dow Jones üzerinden. Ki 2017'de, 2018'de yine e, 2019'da endekslerde e, bazı fırsatlardan bahsederken daha çok S&P üzerindeki fırsatlardan bahsetmiştim hatırlarsanız. Kullandığımızda Özellikle benim zaten kullanmış olduğum da oydu. 5 işlemimin 3'ü S&P'ydi endeks tarafında. Şimdi şöyle bir göz atıyorum. Adem Bey 11.400'leri şöyle bu soru tarzıyla alakalı maalesef yanlış bir anlaşılma olabilir. Kusura bakmayın. Ee, bana eğer DAX bin olabilir mi böyle bir olasılığı var mı derseniz var derim zaten. Yani DAX 1000 olabilir mi derseniz ona da var derim. Ee, olasılık olarak her şey mümkün. Ama e, 11.400'lere şu anda yani 1000 puanlık bir düşüşün e, gerçekleşmesi yönünde bir elimizde senaryo yok. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle devam ediyorum. Euro Japon yeni vardı. Yeni Zelanda doları vardı. Öncelikle Yeni Zelanda dolarını yanıtlayalım. Daha sonra Euro Japon yenine geçeceğiz. Sterlin Avustralya dolarını yanıtlayacağız. Müslüm Bey maalesef e, yani genel hatlarıyla bu tarz problemler yaratıyor bu durum. E, bizim durumda. E, ülkemizle alakalı maalesef hem kendi karakteristik yapımızla hem de yönetimsel yapımızla alakalı bir durum ee, yani altın alma işlemleri işte döviz e, alım işlemleri gibi çeşitli problemlerle karşı karşıya kalınabilir ya ben bunun için zaten paranızın bir bölümünü forex piyasasında kullanın diye sürekli halde söylememin sebebi bu yani biraz e, Maalesef kısa yolu izlemek zorunda kalıyoruz Türk insanı olarak. Yani yapacak bir şey yok. Ee, bizim ülkemizde çok tutulan bir söz var biliyorsunuz işte ya sev ya terk ee, Bu sebeple yani mecburen biz e, başka bir yolunu bulacağız yani. Onun da başka bir yolu dediğim gibi döviz bürosundan kuyumcudan fiziki olarak alım yapacaksınız. Bir taraftan da e, forex piyasasından da bunu değerlendirmeye devam edeceksiniz. Bankadan eğer size vergi uyguluyorlarsa başka bir yol deneyeceksiniz. Başka şansı yok. Şimdi. Yeni Zelanda doları sorusuna bir bakalım. Ee, şimdi. Hakan Bey. E, uzun vade için endekslerde eski rekor seviyeleri test edilmesini bekliyorum. Hatta üzerine de taşınmasını bekliyorum. Özellikle S&P ve Dow Jones için. Nasdaq bunu daha hızlı e, karşılayabilir. Ama hızlı bir şekilde karşılıyor olsa da sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu sebeple S&P ve Dow Jones tarafında rekorun üzerini test etme olasılığını kovalamak çok daha mantıklı olabilir. Yani şöyle kısa süreli mi olup kısa süreli olup olmayacağını bilmiyorum Müslüm Bey. çünkü Dediğim gibi ülkemizde her geçen gün farklı bir uygulamaya gidiliyor. Yani bu yani şöyle söyleyeyim, virüsle alakalı kendi fikrimiz yok. Virüsle alakalı Almanya'yı takip ettik. Almanya ne açıkladıysa bir gün sonra biz de açıkladık. Almanya bir şey yaptı biz de açıkladık. Yani Almanya'nın e, sağlık kuruluyla bizimki bir değil ki, değil mi? Yani baktığınız zaman e, Avrupa'da ve Amerika'da altınla alakalı adımlar atılmalı diye haber yapıldı. Bütün ekonomistler bu yönde e, görüş bildirdiler. Ertesi gün Türkiye'de valör uygulandı, vergi vergi getirildi, dövizlere filan. Yani çok enteresan şeyler oluyor. O sebeple hani ne kadar süreyle devam edecek onun için e, bir fikrim yok açıkçası. Şimdi Doğukan Bey e, dün Zaten Amerikan piyasası erken kapanış sebebiyle zaten işlemler yoktu. Eğer ondan bahsediyorsanız ee, şu anda işlem yapılıyor mu yapılmıyor mu sorusunu danışmanınızla konuşmanızı öneririm. Ee, problemin ne olduğunu çözmeniz daha kolay olur. Şimdi şöyle bir devam ediyorum ben bakıyorum. Evet Yeni Zelanda doları sorusunu yanıtlayalım. Daha sonra Euro Japon yenine geçeceğiz. Ee, şimdi düşüş kanalı içerisinde regresyon kanalımız zaten gördüğünüz gibi aşağı yönlü düşüş kanalı içerisinde birinci standart sapmaya kadar toparlanma göstermiş durumdayız. Atakların devamında seyrimizin e, 0.62'nin üzerine doğru genişleme ihtimali var. Aşırı alım bölgesine de giriş yapıyoruz uzun vade e, için bir satış fırsatı yaratabilir. E, Yeni Zelanda doları tarafı e, tarafından çıkış yapıp dolar tarafına giriş yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Tabii ki e, bir miktar daha seyrin genişlemesini beklemek faydalı olabilir. 62 86'ya kadar genişlediği takdirde çok daha önemli bir satış fırsatı yaratacağını söyleyebiliriz. Bu durumda zaten aşırı alım bölgesinde biraz daha yatay eksenli bir e, görüntü çizmiş olacak e, parite. E, bu göstergedir ki hareketin ardından da satış fırsatı değerlendirilerek uzun vadede 0.57 82 civarları hedeflenebilir. E, dolar tarafında kalmak çok daha Sağlıklı hala ee, bütün enteresan kişiler ve kanalların biliyorsunuz dolar bitti mahvoldu artık yeni dünya düzeniyle beraber bambaşka bir yere gidiyoruz Amerika çöküyor falan diye söylemler var ama şimdilik öyle bir şey yok onun için dolar tarafında kalmak çok daha mantıklı ee, eninde sonunda Amerika'nın da sonu gelecek ama yani işte o o gün bugün değil. Şimdi 117 e, artık 118 sınırındayız e, hemen hemen 11 pipslik bir görüntü kalmış Euro Japon yeni tarafında bakın e, burada da yine aynı şekilde Euro tarafında bir değer kazanımı söz konusu olduğunda özellikle İsviçre frangı tarafında bir ayrışma var ama yeni ile alakalı e, herhangi bir problem söz konusu değil çok doğal olarak yukarı yönlü seyirin görülmesi şaşırtıcı değil Avrupa Merkez Bankası tarafından atılan adımlarla beraber zaten e Euronun Avustralya doları gibi Japonya'nın gibi para birimleri karşısında bir değer kazanımı gösterdiğini söylemiştik e bu görüntü içerisinde satış fırsatı olarak uzun vade için değerlendirilebilir e zaten 118 burada psikolojik bir e direnç sağlamış durumda e eğer aşarsak Aşırı alım bölgesine de giriş yapmış olacağız. Birkaç günlük beklemenin ardından çok önemli bir satış fırsatı yaratabilir bir miktar daha toparlanmanın ardından. Şimdi yani e, Haluk Bey sanıyorum bu tatil bayram e, dolayısıyla e, Kenan Bey ve Nurdan Hanım gibi e, bazı yatırımcılarımız şu anda yayınımızda değiller. E, sanıyorum bayramdan sonra tekrar aramızda olurlar. E, herhalde onlardan bahsediyorsunuz. E, uzun zamandır yayınımıza katılan ve çok da kaliteli sorular soran e, takipçilerimiz ve yatırımcılarımızdı. Aynen öyle. Müslüm Bey'den de zaten onay geldi. Yani sanıyorum bayram sonrasında tekrar katılacaklardır. Malum ülkemiz içerisinde hala bayram nedeniyle bazı karantina karantina uygulamaları devam ediyor. Bu sebeple belki yayını takip edebilecek durumda değillerdir. Bilemiyorum. Geldiklerinde bir tekrar konuşuruz. Zaten. Çok değer verdiğimiz ve sorularını da yanıtlamayı zevkle e, gerçekleştirdiğimiz yatırımcılarımız sizin de aynı şekilde e, Müslüm Bey de aynı şekilde e, Ayhan Bey de aynı şekilde sorularınız e, oldukça kaliteli oldukça e, orta ve uzun vade için sorulan sorular ve trade'i yatırıma dönüştürme amacıyla e, gerçekleştirilen sorular oldukça hoş oluyor sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi devam ediyorum. Euro Japon ardından sanıyorum ee, petrol tarafına geçmemiz gerekiyor. Paladyum ve petrol. Şimdi paladyumu önce yanıtlayalım, ardından da petrol tarafına bakalım. Paladyum tarafında söylemimiz neydi? Talep arttığı takdirde yukarı yönlü fiyat hareketini görmeye devam edeceğiz. E, hareketli ortalama üzerinde kalmamız çok daha sağlıklı bir görüntü oluşturacak demiştik. Ee, Rıza Bey euro dolar için yayının en başına sarabilirseniz, Euro İsviçre frangı ve euro ile alakalı bazı e, önemli durumlardan bahsettim. En başa sararsanız e, orada izleyebilirsiniz. Şimdi e, palladium yukarı yönlü fiyat hareketini 2200'lerin hatta 2400'lerin üzerine orta, orta ve uzun vadede sürdürecek. Burada bir problem yok otomotiv sektöründen tekrar talebin artması gerekiyor, talebin artması ile beraber tabii ki değerli metallerde toparlanmanın devam etmesi gerekiyor gibi. E, bu konunun içerisinde tabii ki yukarı yönlü hareketin devamı adına e, takip edeceğimiz önemli gelişmelerden bir tanesi Asya tarafındaki otomotiv sektörünün e, siparişleri. Avrupa'daki yine aynı şekilde siparişler talebin ne kadar artış gösterip göstermediğini bize gösterecek zaten. E, dolayısıyla şu anki görüntü içerisinde bir beklenti fiyatlaması gerçekleşti. Hemen ardından spekülatif kısmı zaten aradan çekilmiş oldu. Düzeltmesini yaptık. Şimdi toparlanmayı tekrarlıyoruz. Ve hedefimiz 2145 civarları olacak e, kısa vadi için. Petrol tarafında da çok farklı bir görüntüden bahsedemeyiz. Ee, havacılık sektörü ile alakalı çeşitli açıklamalar var. Petrol tarafının yukarı yönlü bir şekilde etkiliyor bu durum. Ee, bildiğiniz üzere 1 Temmuz itibariyle Avrupa'da, İspanya'da e, turistlerin karantinasını kaldırıyor. Bu durum yine havayolu şirketlerinin e, faaliyetlerini arttıracak olan bir gelişme Havayolu şirketleri bu arada filolarını ne kadar güçlendirebilirler bunu da takip etmeniz lazım. Ee, yani çok detaydır. İsterseniz takip etmeyebilirsiniz. Ee, ama burada e, tedbirli olmak gerekiyor. Önemli olan konu eğer filo arttırırlarsa yani filolarını genişletirlerse e, çok yüksek ihtimalle uçuş sayısını da arttıracaklar. Uçuş sayısı artarsa... Petrole talep artacak. Petrole talep artarsa çok doğal olarak fiyatlarda yükseliş hızı e, artacaktır. Ve seyrinde genişleme ihtimali 36-31'e doğru kuvvetlenecektir. Şu anda da zaten hedefimiz bu yönde ilerliyor. Petrol e, olduğu gibi doğalgaz tarafında da net gaz tarafında da e, benzer bir görüntüden bahsedebiliriz. E, tabii şöyle bir göz atalım. Şu anki fiyatımıza ee, bakın gördüğünüz gibi e, 1.864 civarlarında seyrediyoruz. Bir miktar geri çekilme görmemizle beraber 1.802 kademesine doğru derinleşme görebiliriz. Ama yukarı yönlü potansiyelimizi e, tekrar aşağı çıkaracağımızı söyleyebiliriz. Aşırı satın bölgesinden e, toparlanmalar 2'ye doğru devam edecektir diyebiliriz. Coşkun Bey Dax'ta düzeltme, şu anki durum zaten aslında bir düzeltme, virüsün düzeltmesi diyebiliriz. Ee, onu unutmayalım. Ee, kesinlikle Dax'ın şu anda yapmış olduğu toparlama aslında bir düzeltme. Ee, ama eğer kısa vadelik bir seyirdeki düzeltmeden bahsediyorsanız, e şu anki görüntü içerisinde bu durum beklenmiyor. En az en azından Avrupa'da bir veri, e, real bir görüntü ya da yarınki e, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan e, çıkabilecek olan negatif bir kararla dax'ta düzeltme gelebilir evet. O zaman e, 11025'e doğru bir sarkma görebiliriz. Şimdi buradan devam ediyorum Bitcoin tarafıyla. Ee, bu arada Brent'i de hazır yanıtlamışken petrol ve doğalgaz sorularını Brent'te de e, yorumda bulunalım. Yukarı yönlü seyirin 39 kademesine doğru devam etmesini ardından da 45'e doğru genişlemenin e, görülmesi gerektiğini söylemiştik. Burada bir düşüncemizde değişiklik e, yaşanmadı. Hala aynı görüntüyü koruduğumuzu söyleyebilirim. Bir saniyenizi alayım hemen görüntüyü bir yenileyeyim. Evet şimdi devam edebiliriz. 45 dolara doğru seyrin genişlemesi gerektiğini zaten söylemiştik. Tabi burada yükseliş beklentileri açısından Brent'in WTI'den biraz daha, WTI'den biraz daha fazla yukarı yönlü hareketi sert gösterme ihtimali söz konusu olabilir. Alışlarda Brent çok daha mantıklı olabilir. Şimdi Bitcoin'e de yanıtlayalım. Bitcoin tarafında gördüğünüz gibi 9.000 dolar e, civarındayız. Geri çekilmelerimiz kısıtlı kaldı. 8.400-7.700 bandına e, düşüşü gösteremedik e, ve hızlı bir toparlanma yapıp yapmayacağımızı takip etmek lazım. Orta ve uzun vadede değişen senaryomuz yok. 10.300-10.700-11.400-11.700 gibi. 4 farklı kademe var. Teker teker hedefleyeceğimiz 10 bin doların üzerine doğru seyrimiz genişlediği takdirde. Şu anki görüntüde birinci standart sapmaya doğru 9300'e doğru seyrin genişleme ihtimalini ele alabiliriz. Biraz daha fazla talep artışı bekliyoruz ee, kriptolarda. Şimdi Bülent Bey ee, Euro dolarda Euro dolarda şu an pozisyonum yok. Şu an Pozisyonum Bakalım Euro sterlin tarafında bir pozisyonum var ee, burada hemen hemen Çok da Büyük bir e, miktar değil ama şurada görmüş olduğunuz gibi 0.89'ların ortalarından bir satış işlemi gerçekleştirdik 4 işlemi 4 işlem günü oldu Hala 0.88'e doğru Düşüşün devam etmesini bekliyoruz tabi bu çok kısa vadeli bir işlem ee, Eğer Daha önce söylediğim gibi bu konularda çok sinirli ve sabırsızım ee, bir anda Kafamız atarsa biraz sonra da kapatabiliriz yani Çok da önemi yok uzun vadeli bir işlem değil açıkçası ee, Sizin söylemiş olduğunuz e, euro dolarda 1.25.50'lerden tepe noktasını oluşturduğumuzda e, satmıştık. Şöyle biraz daha genişleteyim. Şurada 1.25.50'lerden bir sattık. 1.21.30'lardan bir sattık. Şurada e, daha sonra 1.18.30'dan sattık. Hatta şurada da gördüğünüz gibi line'ı çizmişiz. 1.18.33'den satmışım. Ee, daha sonra zaten 1.09.90'ı hedefliyorduk. Onu zaten kapattık. Onlar tamamıyla sonlandı. Daha sonrasında değerlendirmeler yaptık ama e, çok uzun vadeli yapamadık maalesef mevcut şartlar nedeniyle. Daha kısa süreli işlemler yapıyoruz. Daha eee Altın tarafında sadece uzun süreli işlemler var. Hem gram altın için hem ons altın için. Hala 1277'lerden yapılan alışlar hala kendisini koruyor. Şimdi Tülay Hanım sadece ve sadece müşteri temsilcisiyle görüşüp şartları öğrenmeniz yeterli olacak. Zaten 500 TL ile giriş sağlayabiliyorsunuz. Eğer sitemiz üzerinden WhatsApp destek hattına yazarsanız orada numaramız zaten mevcut yazarsanız ben hesap oluşturmak istiyorum diye yazdığınız takdirde kısa bir süre içerisinde size dönüş yapacaklardır zaten şartları konuşabilirsiniz zaten çok zor bir işlem değil 15-20 dakika içerisinde halledilebilir diye düşünüyorum şimdi. Ayhan Bey, evet, e, sıtma ilacı denemesi askıya alınması ya da işte ilaç konusunun askıya alınması e, bir miktar olumsuz yansıyabilir ama zaten sağlık kuruluşları e, 2021'in ortasına kadar, yani daha önümüzde bir sene var, 2021'in ortasına kadar bu tarz durumların yaşanacağını söylediler. Yani ilaçlarla alakalı denemeler gerçekleşecek, bunlar reddedilecek, tekrar başvuru yapılacak, bunları, bu sürecin devam edeceğini söylemişlerdi. Şimdi... Şimdi şöyle söyleyeyim bu arada eğer euro ve sterlin üzerinden e İşlem gerçekleşecekse işleminizi yapacaksanız ee, dolar endeksi üzerinden size bir tahminde ya da bir e, yönlendirmede bulunmayın. Direkt olarak euro dolar tarafında 109.90 sterlin dolar tarafında 123.59 bu kademelere doğru yükselişin bir miktar daha devam etmesini bekliyoruz. Dolar endeksine eğer bağlı bir şekilde euro ve sterlin üzerinden işlem yaparsanız problemle karşı karşıya kalma olasılığınız söz konusu olabilir. Orada gölgelerin oluştuğu ve bunun içerisindeki hesaplamaların da dolar endeksine yansıdığı unutulmaması gerekiyor. Euro dolardaki daha büyük bir gölge dolar endeksinde yine daha büyük bir gölgeyi hedefletebilir ama sterlin dolarda eğer işlem yapıyorsanız bununla problem yaşarsınız. Bakın bunun tam karşılığını ben size direkt olarak göstereyim. Neden e, bu şekilde e, söylediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir saniyenizi alayım. Savaşmayı Bloomberg'le bir bırakabilirsek. Maalesef alamıyorum. Ama e, sonuç itibariyle %57'nin üzerinde e, bir görüntüden bahsediyoruz. Euro tarafında çok daha fazla fiyatlama gerçekleştiği için ayrışmaları e, maalesef yapamama olasılığının söz konusu olabilir. E, tedbirli olmanız gerekiyor. E, numarayı... Bir saniyenizi alayım. Tülay Hanım. Ben size bununla alakalı direkt olarak yönlendirmesini yapmaya çalışayım ama e, buradan sanıyorum Instagram'dan yazdıysanız tamam orada şey değil e, problem değil arkadaşlarımız zaten e, müşteri temsilcilerine iletecektir size ulaşım sağlanacaktır kısa süre içerisinde ben de birazdan zaten sizin e, yayınımızdan katıldığınızı e, bilgi veririm daha sağlıklı bir şekilde ilerlemenizi e, sağlatmaya çalışırız. Şimdi bütün soruları tamamladık. Artık günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim ee, ve yarın sabah tekrar görüşmek üzere. FX'in klas yatırımcıları.